Şimdi Boğaz'da keyifli bir yolculuğa çıkacağız ama biraz sıra dışı bir yolculuk bu. Çünkü Boğaz'ı kanoyla geçmekten bahsediyoruz. Arkadaşlarımız Göksu Deresi'nden Boğaz'ın serin sularına açıldı ve kürek çektiler. Gelin izleyelim birlikte. Birazcık su korkum da var aslında. Bir çılgınlık yaptık, geldik bakalım. Manzara için şu anda heyecanla bekliyorum. Şu an Göksu Deresi'ndeyiz. Çok güzel bir maceraya yol alacağız kanolarla birlikte. İstanbul Boğazı'na doğru yola çıkacağız. Ama tabii ki yola çıkmadan önce can yeleğinizi giymeniz gerekiyor. Ben hazırım. Şimdi bakalım neler bekliyor bizi. Kanoya bineceğiz. Kameraman arkadaşım Murat Tuzcu ile birlikte can yeleklerimizi giydik ve Göksu Deresi'nden İstanbul Boğazı'na kano ile birlikte yola çıktık. Bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor. Göksu Deresi'nden İstanbul Boğazı'na geldik. Şu an karşımda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arkamızda, denizin üstündeyiz. Her şey çok güzel, çok güzel ilerliyor. Şu an gayet güzel ve keyifli ilerliyor. Beklediğim kadar korkutucu değilmiş. Çek! Eğer sporcu değilseniz gerçekten kürek çekerken kollarınız çok ağrıyor. Biz İstanbul'u böyle çok güzel bir şekilde turluyoruz. Burada güvenlik önlemleri nedir? Hiçbir üyemizi suya zaten eğitmen eşliksiz indirmiyoruz. Ve güvenlik için takip botumuz bizi her zaman arkamızda takip ediyor. Sağımızda sorumuzda yalılar var. Böyle buz gibi suyun üzerinde İstanbul'u turluyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir deneyim oluyor benim için. Nasıl hissediyorsunuz şu an kendinizi? Heyecanlı. Biraz hafif korku var ama güzel. Dik bir şekilde suya girecek halde suya sokuyoruz küreğimizi. Şu an çok doğru yapıyorsunuz. Tutuş açınız ve suya sokumunuz çok güzel. Bakın bu şekilde suya dokunabiliyorum. Arada böyle büyük dalgalar gelince biraz tedirgin edici olabiliyor ama sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Çok da hızlı gitmeye başladık şimdi. Kollarınız yorulsa da buna değer gerçekten. Kişi başı kano ücretimiz 350 TL. Güzel bir deneyim bence. Denenmesi gereken bir şey.